2016 yılının Ağustos ayında bizim kara para aklama dediğimiz ama hükümetin varlık barışı adını verdiği bir madde geçmişti. Şimdi bunu tekrar ifade etmek istiyorum ki, tekrar altını çizmek istiyorum ki, yasanın böyle bir amacı olmamasına karşın tebliğ ile yapılan düzenlemeyle kara paranın aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik şüpheli işlem bildiriminde bulunulmaması, bu kapsamda suç ve suçluyla mücadele edilmesi fiilen ortadan kaldırılmıştır. Değerli vekiller, terörle mücadele etmeye çalışıyoruz. Peki herhangi bir terör örgütü bu parayı içeriye getirirse bunun nasıl bilincinde olacağız? Çünkü kimin getirdiği belli olmayan bir sistemde, bir süreçte biz nasıl terörle mücadele ediyoruz diyeceğiz. Bakın, bu kara para aklama adını verdiğimiz veya varlık barışı dediğiniz bu yasa bütün bunlara yol açmakta. Aslında üzerinde konuşulacak ve konuştuğumuz çok daha vahim riskleri de söz konusu. Teşekkür ederim.